Değerli izleyenler, artık biraz mola verelim. Çok değerli bir sanatçımız stüdyomuzda şimdiden eserini yapmaya başladı. İsmail Dündar, bir Ebru sanatçısı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. İsmail Dündar'a biraz bekle dedik ama yok dedi. Ebru sanatı beklemez. Evet. Hoş geldiniz, hoş bulduk İsmail efendim. Bey. Bir sergi boyu damlatıyorum. Bir yeşil çiçeğin sapı olacak bu. Dibi önce turuncu boyayı attınız, evet, toprak rengi. Attım. Boyalarımız tamamen toprak ve doğal boyalardır. Boyaları kendimiz yapıyoruz. Ve şu an size bir gül yapmaya çalışıyorum. Önce yukarıya doğru bir uzanıp yaprak çıkartıyorum. Uzatıyorum. Ve şu şekilde... Bunlar yapraklar olacak. Herhalde ilerleyen dakikalarda bunun tam bir güle dönüştüğünü biz göreceğiz. Evet, şu an evet. Yaprağından mı başladınız? Şu an yaprakları ve saptan devam ediyorum. Koydum. Yaprakta damlatıyoruz ve bir damla bir yaprak oluşuyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu an sapımız ve yapraklarımız tamam. Evet. Şimdi gülün baş tarafını yapmaya çalışıyorum. Tomucuk kısmını yani. Tamam, evet. Çiçeğini yapıyorsunuz. Bir kırmızı boyamız. Şimdi bütün koyuyorum. Bunlarda o fırçayı fırça demiyorsun sen? Şimdi fırçalarımız at kılından ve gül dalına sarılmış vaziyette. Yani? Gül dalına sarılmış. Yani zaten. Gül dalını at kılını alıyoruz, gül dalına sarıyoruz. O şekilde kendimiz imal şimdi ediyoruz. Şunları bir gösterebilirsek şunlar, bir yandan biliyorum kurutmamanız lazım ama değil mi? Gül evet, dalı. Bunlar gül dalı ucunda ve ucundaki at kılı, atın kuyruğu. Ve bunları sarıyoruz çünkü başka fırçalar olmaz. Çünkü bunların ortaları boş olması gerekiyor. Bir de at kılının bir özelliği var. At kılının içi bildiğimiz bir su borusu gibi boştur. Dışı da helozenik bir şekil almıştır. Bu şekilde bizim boyanın içine batırdığımız zaman fırçayı şu şekilde vakumlayarak yukarıya çeker. Anlıyorum. Sonra biz sıyırırız boyamızı ve teknemizin üzerine vurduğumuz zaman her kıldan ayrı bir boya düşer ve harelenme oluşur burada. Çok ilginç. Yani amaca evet. En uygun şey at kılı ama evet. Bir yandan bakıldığı zaman da herhalde Türklerin atlarla ilişkisi muhakkak, açısından bakıldığı zaman tabii ki. Çok da şaşırtıcı. İlk örneklerini Türklerde mi rastlanıyor İsmail tabii, Bey? Ebru'nun ilk örnekleri 9. yüzyıllarda yapılan kazılarda çıkan çanak çölmeklerdeki şekillerin Ebru olduğu söyleniyor. Nerelerde yapılmış bu kazılar? Orta Asya'da, Türkmenistan'da, ya Herat'ta. Türk yurdunda yani. Tabii, Türklerin yurdunda yapılmıştır. Türklerin asli sanatı diyoruz biz Ebru. Evet, o bizim zaman, öz sanatımız. Evlerinde yaptıranlar var mı İsmail Bey? Tabii. Bütün evlerimizde şu an Ebru duvarlarda asılı durumda. Bu arada müthiş bir tomurcuk çıktı zaten. Evet, şu an bir konuşurken tomurcuk çok göz alıcı bir kırmızı da. Evet, kırmızımızı da şu an çıkartıyorum. Evet. Şimdi kağıdı suyun içine koyuyoruz. Suyun içine batırıyoruz. Ebru sanatı işte budur zaten. Evet ve ne varsa kağıda geçecek şu anda. Bir anlamda bir şimdi değer değmez yapıştı. Yani evet, kağıt süsleme sanatı, Ebru sanatı. Yani atalarımızın bize en büyük armağanlarından, sanatlarından bir tanesi. Bakın evet. Şu şekilde eserimiz çıktı. Bu çok çarpıcı bir şey çıktı. İsmail Bey. Biraz şöyle gösterebilirsek eğer, onu biraz daha tutabilirsek sanatçımızı yoracağız ama biraz gösterelim. Biraz daha hatta dolabiliyorsak güle doğru şahane görünüyor hakikaten. Ya nasıl oluyor İsmail Bey? Nasıl suyun içinde dağılmıyor şimdi, bu şekil? Suyun içinde bizim kitle dediğimiz bir geven otunun özü var. Bu bildiğimiz musluk suyu değil. Evet, tabii. Değil tabii ki. Yani bu bir geven otunun özü. Otunun ediyoruz. Özü. Özünü biz suyla karıştırarak bir kıvam elde ediyoruz. Çünkü kıvam olmadığı zaman suda
boyaları bıraktığımız zaman boyalar kendi halinde kontrolsüz giderler, giderler. Bir örnek daha alalım istiyoruz tabii bu arada biz sizden. Ki. İçinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa tabii ki. Şimdi teknemizde şu an çalışma yaptıktan sonra kurutuyoruz değil mi? Bir kağıdı. Tabii kağıdımız şu an kurulacak. Tabii şu an ıslak ellenilmez. O 1-2 saat zaman alır herhalde. Tabii ellenirse boyalar tam yapışmadı şu anda boyalar. Onlar yapışacaklar ve ondan sonra onu çerçevelemeye şu an teknemin üzerinde kalan boyaları aldım. Temizlik amaçlı yaptınız bunu herhalde temizlik, değil mi? Temizledim zeminimizi. Şimdi yeni bir ebru daha yapmaya çalışacağım. Evet şimdi, zeminimizi fırçaya darbeler yaparak parmağımızı gevşek tutuyoruz. Bakın elimden düşecek gibi adeta fırça. Ve darbeler yaparak boyalar sırayla suya düşüyor şu anda. Ve ne oluyor? Zeminde bir soyut bir görüntü elde ediyoruz. Fırça darbesinin bile bir gücü, hızı tabii, tabii. Ona belli göre, bir şeyi var. Oranı var herhalde. Çok bir yani çalışma neticesinde elde edilen bir vuruş taktiğidir bu. İsmail Dündar yine bir usta çırak. Bir gül yapmıştım. Şimdi lale yapıyorum. Lale. Peki. Evet. Yine Türklerin Orta Asya'dan beri yanlarında taşıdıkları bir çiçek. Evet. Değil mi? Dünyaya hediye ettikleri, sonradan geri almaya çalıştıkları bir lale. Sabır sanatıdır. Sabretmediğiniz süreçte ebruyu öğrenemezsiniz. Ve muhakkak sabır etmeniz gerekiyor. Evet şimdi lalemiz tabii ki şu an biraz tamamlandı gibi. Bunu da bu şekilde ebru soyut bir sanat gibi gözüküyor. Mesela bir battal attığınız zaman zaten ebru bir soyut sanat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer şekillerde de mesela çiçekler yapıyoruz. Bu çiçeklerde bir somut sanat olarak bize dönüyor geriye. Onun için ebru'nun yani ikisini birleştirmiş şekilde bize ebru sunuyor. Anladım. Buna tabi bakıp hem görmek soyut, gerekiyor. Hem somut. Evet. Yani bu kadar geniş bir alanda. Yani çok geniş bir alanda bunu yani görebiliyoruz. Bu da bir lale oldu. Şöyle koyayım. Şöyle bir gösterelim onu. İsmail Bey öncelikli olarak biliyorum hemen onu siz yatay pozisyona geçirip evet, herhalde değil mi? Evet çünkü tabii biraz bozulur. Çok iyi davranmak gerekiyor. Anlıyorum ben size hassasiyetinizi. Evet. Ama şöyle o mucize görülsün yani bir anda suyun içinden kağıda dönüşü veren inanılmaz çok ilginç bir sanat. Öyle biliyor yani ebru Farsçadan diyoruz. Mı? Farsçadan ebru. Ebru diyorlar. Ebru diyorlar. Ne anlam taşıyor? Şimdi ebru hareli damarlı diye bilinen bir kelime anlamı var. Fakat ben ebru'nun Türkçe açılımını kendi kendime düşündüm. Dedim ki birbirinin içine geçmiş, karışmamış, bakış ile ayrıt edilebilen renk ve şekillere ebru denir. İşte bu noktayı böyle koymuş oldum. Evet kesinlikle. Yani ebru'nun çünkü iç içe geçen boyaların birbirine karışmadan seyredilmesi. Yani şuraya bir sürü boya atıyorum ve boyalar hiç birbirine karışmıyor. Ortadaki şeyi ben tam göremiyorum ama o çok... Şu işte bildiğimiz bir çiçek fakat dalgalı şekil dediğimiz bir ebru. Önce onun süsledikten sonra ikinci bir çalışmayla o şekli veriyoruz. O da değişik bir soyut bir çalışma gibi ve somut çalışma, soyut çalışma bir arada. Peki. Dünyada ilgi var mı ebru'ya İsmail Bey? Yani biz bunu taşıyabilmiş miyiz? Şimdi dünyada ebru'ya çok rağbet var. Bana İsviçre'den, Almanya'dan yani dünyanın her yöresinden insanlar gelip ebru öğrenmeye çalışıyorlar. Ve ebru'yu belki de bizden daha çok yani seviyorlar veyahut da merak ediyorlar. Ve benim çok ülkede öğrencim oluyor. Yaz dönemlerinde geliyorlar. Yabancılardan. Yabancılar. Ben onları çalıştırıyorum. Ve hatta geçen sene bir İsviçreli arkadaş gelmişti. Bana dedi ki bir ebru öğrenmek istiyorum ama doğal malzemelerle ne öğrenmek istiyorum. Dedim niye yani nereden niye öyle söylüyorsun? Dedi ki ben de elimde dedi birkaç tane ebru geçti.
1800'lü 1900'lü yıllardan dedi. O Ebru'ların daha yeni yapılmış gibi duruyor. Bizdeki Ebru'lar dedi, kitap süsleme sanatlarını uğraştığı için bizdeki Ebru'lar dedi çabuk bozuluyor. Onun için dedi ben Türkiye'de Ebru öğrenmek istiyorum. O geldi, davet ettim ve öğrettim. Şimdi gitti İsviçre'de kendi kitaplarını battal yaparak süslüyormuş. Bu da böyle böyle iyice yaygınlaşacak yaygınlaşıyor. Herhalde. Tamamen Osmanlı'dan, Türkiye'den dünyaya Ebru'yu gönderiyoruz. Peki. Yani şu anda. Ve insanlar da çok hoşuna... Çok teşekkür ediyorum İsmail Dündar. Hem getirdiniz burada, sanatınızı icra ettiniz. Ama yalnızca Ebru'yu getirmediniz, Ebru'nun felsefesini getirdiniz. Evet. Yani şeylerin kendi niteliklerini kaybetmeden bir arada uyum içerisinde yaşayabileceklerini, evet, ortada böyle bu kadar güzel, şahane bir armoni, bir sanat çıkarabileceklerini, artık bundan da siyaseten mesajlar verildi topluma. Aynı zamanda tabii ki serginiz de var. Hemen hatırlatalım, İstanbul'da açıldı. 30. kişisel serginiz. Evet, tekrar evet, tebrik ediyoruz. Sergim. Daha nice nice yıllara. İnşallah efendim, Fatih çalışıyoruz. Fatih Kalem Güzeli Sanat Merkezi'nde açıldı, evet, sevgili, evet, seyirciler. Serginiz, İsmail Dündar'ın sergisi. Bir hafta daha devam edecek. Hem siz hem de öğrencilerinizin çalışmalarından, evet, oluşan, evet, 50, evet, eser var. Sanatseverlerle buluşuyor. Bir kez daha söyleyeyim. Fatih Kalem Güzeli Sanat Merkezi. İsmail Dündar, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ebru sanatını bu şekilde tanıttığınız için sizi ayrıca tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından da yeniden devam ediyoruz.